İnanın bana en ağır gelen husus bugünlerde bu parti liderinin şu kontrollü darbe söylemidir. Şimdi gelse de Oğuzhan'ın babasının yanında, Murat'ın babasının yanında, Yakup'un babasının yanında bir kontrollü darbe dese de bir görsek bakalım ne oluyor. Neyin kontrollü darbesi? Ne demek? Yani gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı çıkarsın. Ne söylemek istiyorsa açıkça söylesin canım. Açıkça da söylemiyor. Sadece milletin kafasına bir soru işareti koyma çabası falan. Millet böyle siyaset cambazlıklarını çok gördü. Açık söyleyeyim yani. Sayın Bakanım, o geceyi yaşayan, o gece hayatını vatanı için feda eden şehitler, gaziler, o yüz binler. Evet. Yani Erzurum tabii büyük bir şahlanış gösterdi ama her şehrimizde bunun her benzeri vardı. Milyonlar. Ayağa kalkan milyonlar. Ne kontrollü darbesinden bahsediyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun arkadaş sen ya? Milyonların oy verdiği bir ana muhalefet partisinin lideri bu ifadeyi, ki bunu FETÖ kullandı, benzerleri kullandılar. Avrupa'da bir takım kişiler buna benzer bazı yorumlar yaptılar. Nasıl kullanır yani? Bu mağduriyet lafı hakikaten, bu da benim ağrıma giden ikinci cümle de bu. FETÖ mağdurları. Bir şeyi söylersin, 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 milletin kafasına sanki gerçekten öyle bir şey varmış gibi görünür. Öyle bir şey yok. Türk milleti mağdur aslında. FETÖ mağduru tabii dediğiniz zaman yani milletimizin mağdur olanını anlamak lazım. Şehit ailelerini anlamak tabii ki, lazım. Evet, mağdur olur zaten. Anlamak lazım. Ülkenin ekonomisine verdiği zararı düşünmek lazım. Güven ortamını, insanların birbirine karşı güvenini zedelediği, yani zedelemesi meselesine bakmak lazım. Büyük bir fitne oluşturdular. Biz AK Parti olarak diyaloğu iyi yapan bir partiyiz. Sayın Başbakanımız bu işin pratiğini yürüten kişi olarak gerçekten çok mahir. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi ile bu ruh şu anda devam ediyor. Evet. HDP'den bir şey beklemiyorum ben. Yani PKK ile dirsek teması olan, bir terör örgütüyle dirsek teması olan bir partiden bir şey beklenmez. O dirsek temasını keserlerse o zaman bir şeyler olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi mesele. Mesele Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman takındığı zoraki nezaketin yanında aslında bu meselelerde çok katı duruyor. Demin söylediğim gibi işte yok mağdurlar edebiyatı, yok bu kontrollü darbe meselesi falan. Bunu yapmaması gerekir ama bunu yaparsa da ben şunu benzetirim. Bu yürüyüş sonrasındaki miting falan hep ben böyle yorumluyorum. Kendisine geçici bir güç verebilir bunlar. Özellikle kendi partisi içinde buna ihtiyacı vardı. Evet. Parti içinde çok çatlak sesler vardı. Yerini sağlamlaştırma noktasında. Kendi yerini orada partinin içinde belki sağlamlaştırabilir ama millet nezdinde bu Sayın Kılıçdaroğlu'nda hiçbir şey kazandırmaz. Millet bu yeni kapı ruhunu yaşatıyor zaten. Yapılan birçok anket var. Kim yaptı bu işi? FETÖ yaptı. Bir sor bakayım vatandaşa kontrollü darbe düşüncesini ne diyorsun? %10 bile çıkmaz yani. Mümkün değil. Dolayısıyla bu ruh yeniden kazanılabilir. Terörün bana göre sadece beli de kırılmadı. Terörün hamdolsun kafası da ezildi. Ben 2 gün önce Van'daydım. Oradaki generalimizle de konuştum. Jandarma komutanıyla. Müthiş bir üstünlük sağlamış durumdayız. Eli silahlı teröriste karşı. Şehitlerimiz oluyor ama bir şehide karşılık ondan fazla terörist etkisiz hale getiriliyor. Bu bir asimetrik mücadeledir ve dünyada bu kadar muvaffak olmuş olan bir silahlı teröriste karşı bu şekilde muvaffak olan çok az ülke var. Belki böylesi hiç yok. Hani biz filmlerde falan işte bu meşhur Amerikalıların özel hareketçilerini görüyoruz vesaire şu bu. İnanın bizim özel hareketçilerin eline su dökemezler. Dökemezler, evet, kesinlikle. Yani bu jandarma için de böyle, polis için de böyle. Son zamanlarda çok organize bir biçimde ve iyi bir koordinasyonla istihbarat paylaşımı da yapılıyor. Daha kimse çıkmıyor. Yurt dışından içeriye terörist çok çok az girebiliyor. Şimdi bu duvarlar da yapılıyor. Duvarlarla beraber çok ciddi bir koruma sağlanıyor. Özel bir takım yöntemlerle beraber. Şimdi yani silahlı terörün Türkiye'de
halkımızın üzerindeki baskı gücünü kırdık.